Sevgili izleyiciler, ne güzel açtık Fatih Ürek'le ikinci sayfadan. Günaydın, el alem ne derse desin, hadi. hadi günaydın efendim. Bu şarkının mesajına bayılıyorum. Günaydınlar. Gerçekten bayılıyoruz bu şarkının mesajına. Hadi diyemiyoruz. Evet, niye öyle diyemiyoruz? Fatih, bir yaştan sonra diyoruz ama, biliyor musun? Ha, diyorsun da yine insanı içine atıyor, daha kötü oluyor ya. İşte. Başka bir şey oluyor böyle. Hangi yaştan sonra diyebiliyorsun? Bence 40'tan sonra başlıyor hadi hadiler. 45'ten sonra başlıyor, 40'ların sonuna doğru falan diyorsun. Yok, o da daha düştü o. Ne? Ay, o yaş şey daha düştü. 30'lardan sonra oldu çünkü hayat gailesi ya, maalesef. Peki bu şarkının kaçıncı yılını kutluyoruz? Bu şarkı 2011'di galiba. 2011. Yani kaç sene oldu? Çok yeni. 2011 ise çok yeni. Nasıl? 2011 evet. Yani şey, 2001'dir. Bir şey yok, o da 2001. Değil. Ya, tarihi unuttum ama yani aşağı yukarı... kendimi bildim bileli var mı 12 senin? Sene falan oldu ya. 12 yıldan eskidir bu şarkı. Ben ne bileyim, bir şey o kadar gitti ki yani inanın hala büyük bir enerjisi var. Evet. İnanılmaz bir enerjisi ama var. Ama en güzel sensin. Kendim bildim bileli bu şarkı. Hafta sonu, ben geçtiğimiz hafta sonu Mersin, Adana öyle bir şeye konserler yapıyor. Çok da güzeldi. Buradan Mersin, Adana'ya sevgilerimi sunuyorum. Ya bu şarkıda böyle bir... coştular filan böyle. Evet, böyle bir şarkı. Enerjisi bitmiyor. Evet. Ben okudum diye söylemiyorum. Başkaları da okudu ama ben okudum. Yok, sen başka türlü okuyorsun. Fakat şey yani çok güzel ve çok önemli bir şarkı bence. Evet. Vallahi bir şey söyleyeceğim. Eski şarkıların tadı bir başka. Evet, maalesef. Niye öyle? Öyle çünkü repertuarımız da öyle. Kiminle konuşsak herkes diyor ki eski şarkılar şöyle güzeldi, böyle güzeldi, duygu vardı, aşk vardı, şey, sözler evet, daha anlamlıydı. Şimdi repertuarımız da öyle yapıyoruz. Yani 90'ların döndük, hatta daha geriye dönmeye başladık yani. Hmm. Öyle bir durum oldu. Sabahleyin kalktım, sevgili Semiramis'in şarkıları ağzıma takıldı mesela. Çok güzel. Evet, çok, evet. Çok da iyiydi, mükemmel zaten okumuş, yeni okumuş. Onlar takılmaya başladı. Mesela diyorum ki acaba sahnede nasıl olur ve okumayı düşünüyorum mesela. O duruma geldik. Hmm. Hmm. Seyirci de senden hep istiyor 90'ları, 80'leri, 60'ları falan. Mutlaka ha? Yani mesela yani işte hani Denizleri Aşta Gel, işte evet, bunlar aynen, 90 evet, bunları aynen okuyoruz öyle. Yani sahnede. Evet. Hep eski şarkıları okuyoruz. 90'lara şarkılarıyla damga vuran Aşkın Nur Yengi de aslında bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Pop müzikteki tıkanıklığı da... Evet. Aşka bağladı. O çok iyi bilir. Aşkın o aşka bağladı. Eski aşklarla yenilerini kıyasladı ve aşk yoksa iyi şarkı çıkmıyor diyor. İzleyelim. Doğru olabilir vallahi. Nişantaşı'ndayız. Fizyoterapiste tedaviye giden Aşkın Nur Yengi elinden geldiği kadar magazinden uzak kalmaya çalıştığını açıkladı. Bu aralar ne yapıyorsunuz efendim? Nasıl? Valla full konserler var. Ben çok magazinler yaşamadığım için siz onları görmüyorsunuz tabii ama dün de konserdeydim, üniversite konserdeydim. 52 yaşındaki ünlü şarkıcının yüzündeki değişim de röportaj sırasında fotoğraf çeken bir muhabirin objektifine yansıdı. Aşkın Nur Yengi'nin yüzüne ne oldu? Aşkın Nur Yengi, uzak kaldığı magazin dünyasında epey yankı bulacak bir açıklamaya da imza attı. Yengi, son dönemde neden iyi şarkıların yapılmadığını açıkladı. Günümüz şarkıları, günümüz aşkları gibi. Siz kendinize sorun bu soruyu. 90'larda yaşadığınız aşkları şimdi yaşayabiliyor musunuz? Evet. Ya o gün yaşadığınız insanlarla berabersinizdir şu anda, evlenmişsinizdir, bir aile kurmuşsunuzdur ama şu an hangi ilişkinin uzun ömürlü olduğunu görüyorsunuz, şöyle bir şey yok artık. O yüzden müzik de aynı derdi yaşıyor. Çünkü aşk varsa şarkılar, melodiler bizi dürtüyor. O yoksa olmuyor gördüğünüz gibi. Yani şu çıkan şarkılarda günlük şarkı oluyor. Ya sabun köpüğü, köpüğü tadıları mı? Ondan direkt ihtiyaç var. Her şeyi... Çok muhteşem olmak zorunda değil ama tabii gönül ister ki onun vardı bir şarkılar gibi üretilsin, böyle şarkılar çıksın. İşte o yüzden gördüğünüz bir şarkı yapamıyoruz. Çünkü gelen hiçbir şarkıları tatmin etmiyor yani söylemekten. Mutlu olmam lazım benim o şarkıyı söyleyeyim. O yüzden gelmiyor. Aşkın Rengi diyor ki güzel, o zaman yaşadığınız aşkları şimdi yaşayabiliyor musunuz? Şu an hangi ilişkinin uzun ömürlü olduğunu görüyorsunuz? Bu soruları sana soralım. Evet, yok, doğru mi söylüyor. Yani aşkında aşk kadını. Aşk kadını isminden de geliyor. Yani gerçekten Türk pop müziğinin çok güzel ve çok önemli seslerinden biri buradan. Kesinlikle öyle. Söylemek istiyorum. Yani yok artık öyle sesler, öyle yorumlar yok yani. Klasikler aslında arasına girdi artık. Gerçekten öyle. Hı. Artık bu çok önemli. Evet doğru söylüyor çünkü biraz teknolojiyle alakalı bir şey galiba. Yani şu telefon ve teknoloji bizim hayatımızı mahvetti bir şekilde. Hani aşkları da mekanik yaptı. Çok kolay ulaşıyoruz. Mekanik yaptı aşkları. Evet. Yani öyle bir şey oldu.
Yani onun, ben Aşkın Nurengi Ankara Konservatuvar'dan biliyorum. Flüt çalıyordu. Benim çünkü arkadaşlarımın arkadaşıydı. Viyolonsel çalıyordu. Viyolonsel bir flüt müydü? Viyolonsel çalıyordu. Öyle bir şeydi, evet. Pozları vardı çünkü. Yani o zaman da telefon yoktu yani. Evet. Telefon yoktu. Bir, çok güzel arkadaşlıklar, aşklar vardı. Yani şimdi... Eskiden böyle uzaktan uzağa severdin. Ya platonik aşklar değil mi? Onunla temas kurmak için böyle kapısının önünde beklerdin. Hayaller kurardın. Aynen öyle. Sana bir merhaba dediği zaman günlerce uyuyamazdın. Şimdi herkes birbirine DM'den yürür oldu. Peki size şöyle söyleyeyim. Türkan Şoray'lar, Sezen Aksu'lar, Aşkın Nur Yengi'ler, özlediğimiz eskiye dair ne varsa. Evet. Bu cep telefonu ve bu sistemi o döneme böyle fırlatıp atsak orayı da bozarlardı. Bozardı. O dönem de kalmazdı. Bozardı. Yani şimdi mesela Hollywood yıldızlarını görmek bir şeydi. İnanılmaz bir şeydi. Ama geliyorlar, görüyoruz. Bazen haber bile olmuyorlar. Yani, geliyor ve gidiyor. Bu Hollywood yıldızları tuvalete gider mi diyorsa adam tuvaletinde poz verir, video çekiyor. Yani Hollywood yıldızları yapıyor bunu. Yani evet. O anda o zaman bir büyüsü kalkıyor bunları zaten. Hiç nasıl karakterde olduklarını görebiliyorsun. Ne olduklarını, senin benim gibi insan olduklarını anlayabiliyorsun. Yani sanatçıların değeri de o zaman başka bir türlüydü. Şimdi bir de şimdi bir de sanatçı herhalde çok mutlu olunca her şey yolunda gidince de iyi şarkı çıkaramıyor gibi geliyor bize. Bazı böyle mesela popçulara bakıyorsun, evlendikten sonra yaptığı şarkılara bakıyorsun. Eski şarkılarını yine dinliyorsun. Yeni şarkıları seni içine almıyor. Mesela örnek de verebilirim. Mustafa Sandal'ın bence yine şeyi çok güzel Mustafa'nın. Mod. Mod şarkısı. Ama moda çok gelene güzel. Kadar moduna giremedi. Tabii o da boşandıktan sonra çıktı sanki modda. Evet, ben mi yanlış hatırlıyorum? Kenan Doğulu'yu bir süre bekledik. Şimdi son dönem. Bence tek örnek verebilirim Tarkan. Tarkan da var. Tarkan. Evet. Tarkan'ı düşün. Kenan'da da var. Tarkan'cığım zaten Tarkan'ımıza bir laf yok da Kenan'la da hiç yok. Benim çok sevdiğim iki tane dostum, arkadaşım. Biz geçenlerde Kenan'la beraber yol seyahat ettik de beraber yerden geldik. Ne konuştuk? Kenan'da şarkılar var. Ve sürprizleri var Kenan'ın. Sende de bir Kenan Doğulu yüzü var biliyor musun? Ben de. Benzetiyorlar mı seni Kenan'a? Yok ya. Bir parça sanki benziyor gibi değil mi? Acil bir göz doktoruna görünmem gerekiyor Müge. Gitmiş göz doktoruna göndereceğim. Ha. Gözüm lens. Ha lens taktım. Ama saçların rengini açtım. Hayır, ondan. Evet, saçım rengi açtım biraz. Sen daha ufak tefek bir şeyler yaptın mısın? Onu konuşacağız ama aşkın renginin yüzündeki değişime ne diyorsun? Biraz. Getirelim tabii. Fotoğraf karelerini ekrana. Yaptırmıştır. Yani. Göz kapakları alınmış bir kere. Göz kapağı işlemi geçirmiş, operasyonu geçirmiş. Ünlülerin üzerinden geçen bir Fransız askısı var ya. Ha. Herkes askı. Ama sen Fransız kalmayın. Bayağı oldu. 3 sene 4 sene oldu benim. Aşkın Nur'u sen de mi yaptırdın? 3 sene 4 sene şuramı yaptırmıştım. 4 sene o 4 sene oldu yani. Ha. İlklerdensin sen o zaman. Gibi. Hı. Yenilikleri de takip eder. Evet, Aşkın Nur Yengi'nin göz çevresinde var sanki. Ya evet olabilir ama yani şey değil, anormal bir şey değil. İyi ki yaptırmış, güzel olmuş. Memnun, mutlu belli şimdi ki. Son hali yıllardır bu mu böyle. Bu? Ya, anlamadım ben. Sence çok son hali bu. Sence hangisi son hali? Biraz bir ışık ve şey çekimde bir kötü hal var burada. Hı. Ben ama şu çok güzel. Ay bak eski. Ay ben o hallerini biliyorum. Zaten işte. Şurada belli oluyor. Demek göz kapakları beyin gibi düşük onunda. Ha. Bak bak. Bak. Ah, o dönemde röportaj yapıyorduk aslında ya. İşte. Evet. Konservatuar evet. Son sınıf. Olsun öğrencisi. Yaptırsın helal olsun. İyi olmuş. Çok güzel olmuş. Aşkıncığım çok güzel olmuş. Güle güle kullan. Şimdi tonu öyle bir verdin. İbrahim Tatlıses'in tonuna kim okuruyorum? Si evladım si sen yerinden okuyacağı aldı. Fatih için bir si rica ediyorum. Yok si o si'den okuyor o zaten. O si'den okuyor. Ha, işte hemen biz düşelim İbrahim Tatlıses'i. Sen kendi sesi tonundan oturtturayım gir. Şimdi sesimi bir daha ben okuyacağım sana söz. Hı. Bir ayrılık şarkısı seç. Sessizce çal benim için. Yüreğim ellerinde. Öylece kal benim için, aynanın karşısına geç, yüzüme bak benim için, eğer ki ağlıyorsan, bu şarkım sizin için. Çok güzel söyledin. Ya tabii. Evet. İbo'dan ver evladım. İbo'dan sonra. İbo'dan ver evladım. Gelsin İbo. Yani sevgili yönetmenim, bir sesi bir verdin ses gitti. Bugün dedim ki.
Biraz önceki şarkıyı Müge seçti. Dedim ki bir sonraki şarkıyı ben seçeceğim dedim. Böyle altta çalıyoruz ya şarkıları. Bugün böyle siz de istek şarkılarınız varsa yazın. Yazın. Arada çalarız. Arada belki çalarız. Ama bir şey söyleyeyim mi? Sevgili Gülsen Müge. Yani yeni Z kuşağının arabesk dinlemesi hoşuma gidiyor. Evet. Duygular çok son daha yoğun. Evet. Duygusuzluktan çıkıyorlar bence. Bir de şey çok güzel. Bütün popçular, yıldızlar bir Z kuşağını yakalama telaşıyla bir sürü abuk subuk şeylere de imza atarken sen tut o çocukların Müslüm Gürses'i keşfedip birinci sıraya Müslüm Gürses'i oturtmaları. Bak hayatta değil Müslüm Gürses. Tabii canım yani efsane. Bergen de hayatta değil. Evet. Yani birçok arabeski de. Ama gençlerin listesinde. İnanılmaz bir şey. Müslüm Gürses zaten çok enteresan bir durum. Yani Leonard Cohen diye bir adam vardı. Evet. Avran şarkı söylerdi. Müslüm de öyle bir şey. Çok inanılmaz bir yorum. Benim geldi istek şarkım. Müslüm mü? Ve bu şarkıyı inanılmaz dinliyorum son dönemlerde. Arasa da bulamazlar. Peki o zaman ben bir şey söyleyeyim. Evet. Ben şöyle Müslüm Gürses şarkılarını bir tane okumayı düşünüyorum güzel. Ve başladım ben. Çok güzel. Güzel. Başladım evet. Ben. Tamam hemen bir tane dinleyelim. Yok şimdi yapamam yasak olmaz. Peki programın sonuna doğru böyle bir hangisi seni çok etkiliyor? Hangi şarkıda çok duygulanıyorsun? Ben bütün Müslüm şarkılarını ama severim. Bir tanesi böyle bir ayrı kenardadır. Şey itirazım var mesela. İtirazım. Ay, evet. Yani onu okumuyorum ama mesela bir eski bir şarkı okumuş. Hatta bu şarkı eski bir rock şarkısını okumuş biliyor musunuz Müslüm Gürses? Onu filan düşünüyorum yani rockçının şarkısını okumuş ve yorum yapmış. İnanılmazmış. Yalnız şimdi listeye bakıyoruz. Müzik dinleme platformunun birinci sırasında 2022 yılında arabesk türünde en çok dinlenen 10 şarkı arasında bütün babaları, Müslüm Baba'yı, Orhan Baba'yı, Ferdi Baba'yı, Hakkı Baba'yı, herkesi geride bırakan bir isim var. Kim? Funda Arar. Evet. Ah. Bir numarada Funda Arar peki var. Ne okumuş ki? Funda Arar da şeyi okumuş. Hangi? Al sevgilim. Çünkü Funda Arar'ın gırtlağı da çok müsait. Bir kere Funda çok, evet. Ben çok sevdim. Ne söylerse Funda'yı. Söylesin, uyuyor sesi. Evet, yani çok enteresandır. Bizim bir iletişimimiz vardır. Yani yıllar görüşmesek de karşılaştığımızda uzak böyle... Uzak duruyor zaten birçok. Öyledir, evet. Ha. Böyle bir şeyimiz vardı, sevgimiz vardı. Ben Funda'yı çok sevdim ve Funda çok iyi bir şarkıcıdır. Çok. Sahnede izledik yani. Alaturka eğitimli olduğu için okuduğunu da biliyorum. Yani birçok solisten daha iyi okuduğunu da düşünüyorum. Evet kesinlikle. Yani, sahnesinde izledim. Evet. Şimdi sıradaki haberle devam edelim. Bizim biliyorsunuz bizi artık çok iyi tanıyorsun. Fatih sen de biliyorsun. Biz kime bir maşallah desek. Evet. Ne oldu? Nazar değiyor. Aa, ya evet. Ne kadar birbirlerine yakışıyorlar. Evet, ne kadar örnek çiftler. Yapılan anketlerde hep bir numaradalar ama çok hak ediyorlar diyoruz. Onlardan 15-20 gün sonra hiç de şaşmıyor. Daha da uzun olmuyor. Ayrılık, tartışma, ama kriz haberleri geliyor. Hemen bir şey söylemek istiyorum. Sizin programınıza gelmiştim. Allah. Bana Hadise'yle Mehmet'i sormuştunuz. Evet. Ben evet. Pek iyi görmüyorum demiştim. Doğru, doğru, doğru. Doğru. Hatırladım, şimdi hatırladım. Yani çok dedim ki bu ilişki fazla uzun yaptım yani geçtim. Neye böyle dayanarak böyle söylemiştin? İyi hissediyorum herhalde. Olmaz zaten. Yani kutuplar ayrı, çok kutuplar ayrı olmuyor. Yani... Ben şu andaki bütün ilişkileri göstermelik, aşklar ve evlilikler diye görüyorum. Kusura bakmasın kimse. Olmaz yani. Bizim insanlarımız artık böyle şeyler göstermeyin ya. Yani gerçek olun be. Gerçek olsunlar. Bu ne ya? İstemiyorsan yapma yani. Gerçekten yani gerçekten aşık ol. Özgün Amal diye bir oyuncumuz vardı. Evet. Evet. Gerçekten aşık oldu ve gitti. Ve Allah rahmet eylesin işini kaybetti. İşini kaybetti. Ve hala o aşkla yaşıyor. İşte evet. Böyle anladınız mı? Evet. Yani bizim sanat camiasında ben bunu yıllardır söylüyorum. Ağır evlilik, aşkmış bunlar olmaz. Çünkü komplekse giriyorlar. Maalesef bazıları ten uyumunu aşk sanıyor. Senin sevgili Ayça Ayşin, evet istek şarkılarınızı yazın biz de çalalım. Sezen Aksu diyorlar arkadaşlar arada Sezen Aksu Sezen da çalalım. Sezen Aksu verelim. Senin sevgilin Ayça Ayşin Turan olacak. Ha. Doğal güzel, kusursuz güzel. Sen spor salonuna gideceksin spor yaparken böyle etraftaki güzel kızları keseceksin. Acaba, onlarla flörtleşeceksin. Onların telefon numarasını alacaksın. Hiç güzelliğe alacaksın. Mi bakıyor? Bir şey söyleyeceğim. Acaba o mu kesiyor, kızlar mı onu kesiyor? Tamam ne olursa olsun. Kızlar kesiyor, kızlar gidiyor. Hiç merak etme. Ben geçen dizide gördüm. Çocuğa telefonu çaldırsana diyor. Kız, yemin ederim kızlar daha çapkın. Aa.
Kızlar daha çapkın. Bunu görüyorum yani. Sosyal medya yüzünden. Sosyal medya yüzünden. Normalde de öyle. Gidin işte, ismini söylemedim, bir kafeler falan var. Hani bu alışveriş merkezi. Ben kafelere gidince. Gidin sizi ya... bir gün davet edeyim. Oturup sabahtan akşama kadar evet, okul seyredelim. Şahit oluyor. Vallahi billahi. Aa, git şöyle hemen bir telefon gönderiyor. Bir şey yapıyorlar. Karşılaşıyorlar. İnanamazsınız ya. Çünkü bir erkeklerde bir şey oldu, böyle bir kasılmalar, spor yapıyorlar ya, bir kasılmalar, evet, bir şey. Evet. Böyle yürüyorlar bir, zaten artık. Öyle. Evet. Ama kızlar, gözler ferficir. Ay ciddi misin? Bak sana yemin ediyorum. Yani çok modern bir şey. Ay bir hikaye anlatsana, gördüğüm bir hikaye anlatsana. Yani tanımadığım insan, gördüm, gözümle gördüm. Çok yakışıklı bir çocuk geliyor herhalde, evet. O da spor salonundan çıkmış orada galiba. Kız öyle orada böyle geliyor. Gitti. Oğlan da herhalde anladı, tekrar gitti, döndü. Kız ne yapıp bitti, onun en sonunda beraberce şöyle bir oğlanın peşinden şeye gitti kız. Peşinden tuvalete, yürüyor. Tuvalete işte o tarafa doğru gitti. Bir baktım beraber he he görüşürüz dedi, geri çıktılar. Abi, yani görüyorsun, bakıyorsun orada görüyorsun. Tuvaletin o kadar orada. Kolay. Ha, birbirlerine temiz. Yani siz biraz herhalde kaldınız. Ay eskiden beğendiğim birine böyle platonik aşık olurdun. Onu ya, düşünürdün, ay, gidip telefon numarasını istemek filan ne demek? Biraz fazla şey, bak, hemen şey tabii derler. Tabii rahat olurlar. Bir kızın, bir şey söyleyeyim mi? Sonuç artık herhalde artık bu şeydi, çok rahattı herhalde o kız ki. Şey, yanındaki masada çocuğa Instagram'dan bul beni filan dediğini de duydum. Yani. Ben şeyi duydum biliyor musun? Telefon atıyorlarmış. Onlar o İran'da oluyormuş. Yok. Nasıl telefon atıyor? Burada da oluyormuş. Telefonu kendisine mi atıyorsun? Masasına falan. Telefonunu fırlatıyorsun ki telefon numarasını yazsın diye. Ya da Instagram'dan onu eklesin diye. Böyle fırlatıyor. Yani o yüzden. Şimdi Alp çok efendi bir kafana çocuk. Kafana gözüne gelmez seni. Böyle yapıyorsun yani. Yani ama Alp çok efendi bir çocuk. O kadar terbiyeli bir çocuk. Kız da çok tatlı bir kız. Bunlar tabii ki çok dizi sonrasında yakınlaştılar. Yakın olduğunca ister istemez bir yakınlık oldu. Bir yani böyle bir çift oldular. Biraz yapımcıların zorlamasıyla mı? Menajerlerin zorlaması da oldu burada. Hayır bazı dizilerde, menajerler... ay bilmiyor muyuz? Bazı dizilerde yalandan sevgili oluyorlar, dizi bitiyor, ayrılıyorlar. Bu kaçınca? Ha. Ya bazı dizilerde de hepsinde öyle maalesef. Ben bu çiftin gerçekten beraber olduğunu düşünüyorum. Zaten Afra'yla şey öyle, gerçek. Ayça'yla. Ama öyleydi ama... Bir yerde bitiyor şimdi. Yeni dizi başlayacaklardır çünkü başlıyor olabilir. Kız... Onların cephesinde şimdi biz konuştuk birileriyle Ayça, yalanlıyorlar. Böyle Ayça'ya bir kriz bir yok diyorlar. Ayça'ya başlıyorsunuz. Aa o yüzden mi diyorsun? Evet, yeni bir diziye başlayacak. Ayça anlaşma yapmış. Sinema ya işte ya dijitale ya da bir şey yapacak biliyorum yani. Alp de öyle. Bir, onlar diziye bunlar İkisi böyle çünkü. İkisi de diziye yani. Başlıyor. Başka türlü nasıl gündemde kalacaksınız? Gündemde nasıl kalacaksınız? Böyle bir ayrılık krizi, ayrılık mı? Ayrılık şarkısı ya seç. Ya çok yeteneğin olacaksın. Bir ayrılık senaryosu seç. Senaryo seç. Yani mecburen gündemde bazı kalacak. Bazı senaristler zaten hem set için senaryo yazıyorlar hem set dışı senaryo yazıyorlar. Bu senaryoyu menajerler yazıyor. Senaristler değil. Ama bazıları çok şey ya yaratıcılık. Cemre ile Aytaç da telefonda kavga etmişler. O kavgadan sonra bir araya gelmemişler. Sosyal medyada birbirlerini takipten de çıkmışlar. Fotoğrafları da silmişler. O zaman telefon bağlantısı o zaman eskiye dayanıklı bir şey ki telefonda demek ki kavga ettiler. Yani bir şey olmuş ki telefonda kavga telefonla kavga edip tamamen bitiyorsa demek ki bunun bir mazisi var. Yani ama o şey neydi çocuğun ismi? Ayça ile Alp. Ayça. Aytaç'tan mı bahsediyorsun? Aytaç evet. Onun abisi de değil mi Ege? Evet. Şaşmaz. Evet doğru. Şeydi, çok yetenekli. İsmail Ege Şaşmaz. Çok evet. Yetenekli. Şey, ama şarkı söylüyor. Çocuk şarkıcı oluyor. Şarkıcı mı? Şarkı evet şarkı söylüyor. Şarkılar yapmış. Zannedersem albüm çıkaracak. Evet. Doğrudur. Peki takipti, takip etmediydi, çıkardıydı, sildiydi falan. Bütün bunlara bu karmaşaya, keşmekeşe Tuğba Büyüküstü'nden bir yorum geldi. Ve sosyal medyadaki bu takipleşme olaylarına isyan etti. Ve dedi ki iki insanın sosyal medyada birbirini takip etmesi aşk, takibi bırakması kavga ve ayrılık anlamına gelmez dedi. Doğru. Ki kısa bir süre önce Tuğba Büyüküstü'nün, 2 yıl önce ayrıldığı Umut Evirgen'in son dönemlerde bazı güzel isimlerle, oyuncularla takipleşmesi ve takibi bırakmaları akıllara geldi. Acaba kendi aralarında dertleştiler de Tuğba Büyüküstü dur ben senin sözcüm mü olayım dedi. Yoksa hala Umut Evirgen'i gizliden gizliye takip ediyor olabilir mi?
Takipler devam ediyor mu? Takipleşmeler bir bakalım. Bu Instagram'da takip, arkadaşlık bu mu ya? Takibe takip. Umut Evirgen, Alina Boz ve Farah Zeynep Abdullah'la adı dedikodulara karıştı. Bir takipleştiler, bir takipleri bıraktılar. Hemen bunun üzerine Tuğba Büyüksün'e çıkamaya. Başka birisiyle beraber değil miydi Umut sonra? Umut Serenay Sarıkaya'yla beraber. Ayrıldılar. Evet. 15 gün önce ilişkileri bitti. Bitti bitti. O ilişkinin bittiğini de biz burada duyurduk. Ondan sonra Umut Evirgen iddiaya göre Alina Boz'u takibe aldı. Alina Boz da onu takibe aldı ama sonra böyle dedikodular çıkınca Alina hemen onu takipten çıktı. Sonra Farah Zeynep Abdullah'la Umut Evirgen'in ismi aşk dedikodularına karıştı. Onlar dedikodular da çıkınca da Farah Umut'u takipten çıktı. Bunun üzerine de Tuğba böyle bir açıklama yapınca Umut'la ilgili yapılan haberlere bir gönderme mi diye yorumlandı. Tam üstüne denk geldi. Tam üstüne denk evet, geldi Umut'u çünkü. Koruyor yani. Evet Umut'u koruyor. Diyor ki bir insanın takipleşmesi, aşk takibi bırakması da ayrılık anlamına gelmiyor dedi. Tam da Umut Evirgen'i bu konu hakkında konuşurken bunun üzerine bir ve şu konuşuluyor şimdi. Sen diyorlar ki Umut'u, Tuğba Umut'u unutamadı. Şimdi onlar 3 yıl büyük bir aşk yaşadılar. Ayrılıkları da kolay olmadı. Sancılı bir ayrılık süreci geçirdiler. Yani Umut'un şimdiki ayrılıkları gibi değil. Umut şimdi nasıl biliyor musun? Çok güzel, çok popüler bir oyuncuyla aşk yaşıyor. O bittikten bir hafta sonra başka biriyle birlikte moda olmaya yani başlıyor. Moda. Ama Tuba'dan şey, ayrıldıktan sonra moda bir kendine gelemedi o da. Onların Tuba, bence Umut'un herhalde en uzun beraberliği Tuba Büyüküstün'leydi. Tuba Büyüküstün'ün Instagram'ına denk geliyor musun? Yani. Ben ne zaman açsam bana mı denk geliyor? Kahve fincanı şöyle. Çok güzel gözleri var. Gözlerini gösteriyor abi. Aa evet. Dumanı tüten bir kahve, arkada böyle ağır bir müzik ve Tuğba Büyüküstün kahve içiyor. Ben pek bir şeyine denk gelmiyorum başka türlü. Neden niye öyle? Baby shower değil. Evet, biz tamam. Bu masada o kadar çok baby shower haberi. İşte bebek kutlaması. Ne verdik? Bu? Cinsiyet belirleme partileri verdik ki yani mevlid okutma haberlerini herhalde uzun zamandır vermiyoruz. Şaşkınlık yaptık. İkincisi evet. Olan bir kişi daha yapmış. Seda Bakan tebrik ediyorum. Allah analı babalı büyüsün. Evet. Gerçekten çok başarılı bir şey yaptı. Çok doğru bir şey yaptı. Yani geleneklerimize, göreneklerimize bağlı. Biz de böyle. Aynen öyle. Eminim bize de böyle annelerimiz bize böyle yaptı. Evet. Çocuk bebek doğduğunda dualar okunur, ismi okunur, mevlidi yapılırdı. Kulağına okunur. Ben, evet. Bu baby shower zaten şöyle burada 5-6 senedir mi ne çıktı? Nedir bu anlamadım. Saçma sapan bir şey bu. Şöyle daha çok böyle influencerların başlattığı bir şey olabilir bu. Sosyetedeki bazı ailelerin çocukları da. Para harcama yeri. Doğmamış bebeğe bedava hediye. Hediyeler. Bedava hediye. Daha bebek ama dünyada zaten değil. Firmalar. Bu zaten işte bu mevlitte de gelir zaten. Evet, altın Fatih, takarlar görmeye ama gidiyor. Şöyle sosyal medyada paylaşıyorsun işte sana bir tane organizasyon şirketi bir sofra hazırlıyor, sandalyeni süslüyor, tabakları iki tane kurdele bağlıyor. Sen böyle fotoğraflar veriyorsun. Arkadaşların şey getiriyor, hediyeler getiriyor. Çaşkınlık bir de onun öncesinde cinsiyet belirleme partisi var. Balon patlatıyorsun, pembe çıkıyor, kızın olacak. Ne kadar ayıp şeydi bunlar. Yani. Bunlar ne kadar ayıp şeylerdi. Seda'nın tatlılığına bir bakar mısınız? Allah, nur yüzünü bir getirelim ekrana. Mevlide uygun çok kıyafet, seviyorum çok zaten giymiş, o kız. Çok da başarılı. Çok hoştur. Yani, maşallah maşallah. Manevi değerlerimize hep sahip çıkalım diyoruz. Ama özentilik. Okutun ya boşverin. Özentilik yapmayalım diyoruz. Biz bayılıyoruz böyle özentiliğe. Mesela ya şimdi da Ekim ayına girdik. 31 Ekim'de Cadılar Bayramı var. Yaparlar. Biliyorsun evet. Amerika'da, Avrupa'da kutlanıyordu. Şimdi bizi de etkisi altına aldı. Bizde de kutlanmaya i̇şte başladı. Bir şey yok ki bizde zaten. Bir de 3-4 gün önceden başlıyoruz Cadılar Bayramı'nı kutlamaya. Kostümler, makyajlar, yine vampir kostümlü insanlar sokaklara ya, dökülecek. Gırgır'da ben de severim girmek ama Cadılar Bayramı kutlamak için değil. Bu. Olmaz ben öyle bir şey. Yani. Şöyle hani bir görüntüyü hiç unutmuyorum. Yıllar önce yine programı yapıyoruz. Gülşen hatırlayacaksın gazetelerin birinci sayfalarında. 29 Ekim'e denk geldi ve Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını bırakıp bazı ünlüler kendilerini yollara attı. Bir tane sosyetik bir gece kulübünden çıkıyor başka bir yere gidiyor. Yola fırlamış o cadılar kostümüyle belediye otobüsündekiler de onu görmüş hepsi böyle bakıyor. Resim mi var öyle? Biz de cadılar bayramı. Nereden çıktı bu? Amerikan vari başlıyor kostümlerle Türk işi bitiyor. Vampir kıyafetli insanlar işkembecide işkembe içerken tabii fotoğrafları geliyor. Şaşkınlık için diye. Ya da şöyle şeyler oluyor. Bak bu da bir bunu bu anlattıklarımız bir görgüsüzlük. Yurt dışına gidiyorlar diyelim ki tamam.
Sanki Türkiye'de kahve, dondurma, pasta kalmamış. Orada bir pastaneye gidiyorlar. Diyelim ki Paris'te falan. Bu kahve yummy. Hani altında sanki hayatında ilk defa kahve görüyor. Ya da pasta hayatında görüyor. Hayatında ilk defa pizza yiyor. O pizzayı illa paylaşacak. Bu ara herkes bir Fransa'ya gidiyor. Herkes bir Paris'ten Eiffel bedava. Arkasını alıp fotoğraf çektiriyor. Ne bileyim Paris'te düzenliyorlar. İndirim mi var? Nisan'da bizim Alper Alp'in biliyorsunuz şeyi var. Ödül töreni var. Evet. Paris'te olacak. Vay. Paris'te mi olacak? Paris'te oluyor. Evet. 2 Nisan'da Paris'te ödül töreni yapıyor. Çok özel davetlilerle Fransa'da ve şey bir galiba Gypsy Kings çıkıyor sahneye. Hmm. Bir Fransız şarkıcı beraber. Çok güzel bir şey olacak. Para harcanıyor yani selam söyleyeyim. Zaten biraz önce mesajını gördüm. Siz de davetlisiniz zaten zannediyorum. Müge hemen gider zaten. Paris'e gidiliyor. İki Emin evet, ol giderim. Derginin ödül ilk defa biliyorsunuz değil mi böyle bir şey yapılıyor? Evet ilginç. İlk defa yapılıyor böyle bir şey. Evet. Ödül töreni yurt dışında. Konsolosumuz da zaten çok destek çıkmış. Biz de eşimiz, dostumuz zaten orada var. Seni çok sevdiğimiz, seni yurt dışında sevenleri var. Cansel Erçin o sunacak galiba. Çünkü Fransızcası çok iyi ya. Çünkü orada büyümüş. Sunarız, şarkı söyleriz. Şimdi yaparız. Biraz evvel Seda Bakan'ın Mevlüt okutması, baby shower'lar falan, işte cinsiyet belirleme partisi aklıma çok yaratıcı bir şey geldi. Çünkü bazı ünlüler ya da sosyal medya ünlüleri neyi kutlayacaklarını şaşırıyorlar. Arada böyle cadılar bayramıyla bu aralar bir boşta kalırlarsa, böyle hamile olan falan olursa, şey bebeğimin ana rahmine düştüğü gibi yakında ultrason fotoğraflarıyla değil mi? Ultrason fotoğrafıyla buna da başlarlar. Evet, turumuz bitmedi. Şeylerdi. Tura kaldığımız yerden devam edelim. Ayıp şeylerdi bunlar. Çok ayıp şeyler ya. Hayır, devam ediyoruz. Acun Medya Akademi'de 5. dönem haftaya pazartesi günü başlıyor. Helal olsun böyle bir şey. Gerçekten. Eğitiminin 1. ayında maaş almaya başlayacakmış. Vallahi helal olsun. Bence görülmemiş ve bizim hiç duymadığımız bir uygulama. Gerçekten helal olsun. İstihdam sağlamak. Yani okutmak. Yükselen bölümü söylüyoruz sana, dijital. Dijital bölüme yoğun talep olduğundan ek kontenjan açılmış. Bunu da söyleyelim. Ek kontenjan içinde bu hafta sonu son kayıt haftası. Onu da belirtelim. Tüm eğitimler haftaya başlıyor. Evet. Bence bu fırsat kaçmaz gençlere. Kesinlikle kaçmaz. Şöyle bir güzelliği var. Sadece okumak ve eğitimle bir yere kadar ya. Pratik hayatta çalışacaksın, üstüne bir de maaş tam alacaksın. Tam yerine geliyorlar. Evet, tam yerine geliyorlar. Bizim vallahi yanımızda hani da çok tatlı böyle çocuklar var, öğreniyorlar. Olsa aslında geç de değil, vallahi isterdim biliyor musun? Evet. Ben neye taktım orada biliyor ya musun? Ya niye gastronomi geç bölümüne. Sen de gastronomiye gidebilirsin aslında. Benim gastronomide çok iyiyim zaten. Somer Şef'in sebepten. Şefler karşısında biraz terlersin sen şimdi. Sebepten anlarsın dedi bana. Somer Şef. Ne? Sebepten anlarım. Sen güzel yemek yaparsın. Evet, gösteriyordun. Somer Şef'in öğrencisi olmak istiyorum. Sen. Evet. Somer Şef'in ben restoranlarına Avustralya'da gittim biliyor musunuz? Mehmet Şef biraz beni korkuttu evet şu an düşünüyorum. Sanki ondan azarı işitirmişim gibi. Kesin azarı işitirim. Yok ya, yumurta kırmayı bile bilmiyorsun diyebilir bana. Yok yok şey Somer Şef çok başarılı da Mehmet Şef de tam Türk Anadolu tipi. Evet. Somer Şef çok korkuyorum. Şeflerimizi seviyorum ben. Avustralya'da gittim restoranlarına onun ben. Somer Şef'in. Evet orada. O zaman biliyorum. Ben daha şey yoktu. Ödüllü restoranları var. Geçenlerde de merak ettiğim için şey Danilo'ya gittim. O da burada yakında. Evet şimdi çok istiyorum birisi götürse de o tarafa gitsem. O tarafta bir programım var. Mehmet Şef'e gideceğim yemeğine. Beraber gideriz. Bakın söyleyelim kayıtlar için son hafta. Bravo vallahi. Sonra geç kaldık, yetişemedik kızlar yardım edin falan. Yok. Geldi öyle bir şey. Yardımcı olamadık vallahi dolu çünkü. Bizim stüdyoda da çalışan akademiden öğrenciler, arkadaşlarımız var. Öyle mi? Onlar bizden çok memnunlar. Biz de onlardan çok memnunuz. Ablalarını çok seviyorlar. Ara ara kuliste de kaynatıyoruz diyeceğim ama bakayım. Yok onlarla pek kaynatamadık daha değil mi? Arada bir geliyorlar gidiyorlar. Arada geliyorlar. Ama keşke biz de o yaşlardayken böyle şeyler olsaydı. Hiç gerçekten yoktu. Evet. O yüzden söylüyorum yani helal olsun. Çok şanslı gençler. Kesinlikle. Sevgili Acı Ulucalı da bu konuda tabii ki bunu öncülük yapmıyor. Evet tabii gençlerle arası yani. Çok iyi. Onlara güzel yatırımlar yapıyor. Vallahi bravo. Peki. Senin bir arkadaşın varmış ve sonradan dedin ki sen biz onunla 40 yıllık arkadaşmışız dedin. Tabii canım. Demet, kimden Demet bahsediyorsun? Demet Akbağ. Evet. 40 yıllık nasıl öğrendin bunu? Sonra Demet söyledi.
biz zaman zaman tabii görüşüp ben ne, çok seviyorum. Yıllar içinde çok büyük değişim geçirdiniz, birbirinizi mi tanımadınız? Ne oldu? Hayır. Eski tanıdığımı biliyorum ama zaten aradan 40 yıl geçmiş. Yani o öğrencilik böyle, o Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu. Ben de küçüktüm zaten. Yani Bursa'da tanıştım. Hem tiyatrodaydım. Ben yeni yeni böyle bir şarkı söylemeye başlamıştım filan. Öyle Yonca, Oktay Kaynarca, kimler. Demet yani, Akbağ hatırlamıyor musun? Demet Akbağ hatırlıyorum da o seneden bu zamana kadar 40 yıl geçmiş demek vay, istiyorum. Vay, yani vay. 86, 85, 86 düşünün. Aa, bayağı eski. Yani o dönemlerde Demet dedi ki, yani bir espri oldu aramızda, dedi ki 40 yıldır dediler ya tanışıyoruz, işte seninle 40 yıldır tanışıyoruz. Dedi. Fatih, tiyatroda kalsaydın, hiç sahnelere çıkmasaydın, şimdi ünlü bir tiyatro sanatçısı. Ben ve de çok yetenekli. Çok yetenekli. Hayır, yani sadece alanın tiyatroda kalsaydı. Hı. Yani evet. Önemli oyunların başrolündeydi. Neydi o, Şeytanın Papucu muydu? Neydi? Sinema filmi, evet. Sinema çok iyiydi. Aysun Kayacı'ydı. Evet. Evet. Afişleri bile ne kadar çok güzeldi. Çok yetenekliydin orada. Kaç karakter canlandırıyordu. İnşallah bir, böyle bir çok güzel, çok özel bir dostumdan, bir insandan, ismini söylemek istemiyorum. Önce güzel bir sinema teklifi aldım ama 40 yıllık ne olduğunu ben de bilmiyorum. 40 yıllık yok. Arkadaşın Demet Akbağ gel bir şeyler yapalım demiyor mu? O bir şey olması lazım, anladın mı? Yani düşünülmesi gereken bir şey. Nitekim sonuçta öyle birisi düşündü galiba bir şey. Ne olduğunu söyleme, bekle deriz. Şimdi sakın. Demet Akbağ'ın çepesinde bir şeyler olmuş ama tiyatroyla sanatla alakası yok. Evet. Bir tartışmaya şey olmuş. Konu olmuş. Ortasında bulmuş kendisini. Demet Akbağ geçtiğimiz günlerde bir tartışma haberiyle gündeme geldi. İddiaya göre Demet Akbağ spor yapmak için gittiği salonda oraya gelenlerin işte yoğun parfüm kokusundan rahatsız oluyor. Ve oranın yetkililerine diyor ki söyleyin parfüm sıkmasınlar, genzim yanıyor diyor. Ama doğru, demek ki kolay kolay sinirlenen bir bunun üzerine değil. Evet, Demet Akbağ'ın isteği üzerine oralara bir şeyler asılıyor, işte parfüm sürülmesine dikkat edin, kullanılmasına. Deodorant tamam da parfüm. Evet, kullanıcılar rahatsız oluyor, kağıtlar sökülüyor, öyle bir tartışmaya. Diğer müşteriler rahatsız oluyorlar tabii doğal olarak. Tartışma diyorlar olmuş. Ki biz parfüm kokusuna razıyız, içerisi ter kokuyor. Tabii. Parfüm ağır başka, deodorant ve başka. Çok dengeli bir kadındır. Bakın ben söyleyeyim, burada onu savunma şeyinde değil, dengeli bir kadın. Yıllardır artık Demet Akbağ bu yani. Yani bir insanı çok iyi analiz eden karakter, çok iyi bir oyuncudur biliyorsunuz. Bazen zaman zaman aynı şeyi yaşadığım için söylüyorum. Gerçekten spor salonuna deodorant veya koltuk altı bir rol yapabilirsiniz ama parfüm, yoğun o parfüm. Ter kokusuyla beraber bu görgüsüzlük, onu yapan görgüsüz. Ben buradan söyleyeyim. Fatih, demek ki herhalde öyle bir şey denk düştü. Fatih, peki, biz bir gün Miguel'e spor salonundayız. Makyaj. Sana şöyle anlatalım. Bir kız geldi. Hoş böyle fit bir kız geldi. Yani spora bile ihtiyacı yok. Önce bir makyajını yaptı. Aa. Evet. Tabii öyle de şöyle var. Saçlarını falan böyle güzel böyle ördü falan. Hiç unutmuyoruz. Şöyle geriye doğru yapıştırdı. Sonra şöyle bir parfümle yıkadı kendisini ve hala o koku burnumuzda ikimizin de. Müge'nin başı ağrımıştı. Çok kötü bazı parfümler yapan bir midem ağrıyor, migrenin tut başı ağrısı yapar. Baharatlı, şekerli. Yalnız bazı spor salonlarında yani ünlülerin bak en son Ayça Aşın Turan'la Navruz'un haberinde de verdik. Bazı spor salonları ayrılıklara, bazı spor salonları yeni aşklara kaynak. Ben bir spor salonuna gidiyordum. Kendilerini aynada izleyenler falan ben böyle. Ben böyle işte piyasadan birkaç kişiyi görmüştüm. Böyle şarkıcı, türkücü, manken. Ben size söyleyeyim, teşhirciliğe geliyorlardı. Yani o kılık kıyafet, o tarzı yani bir şey. Çok enteresan bir durum var. Teşhirciliği yaptıklarını görüyordum yani. Bu spor değil yani. Spor ona gitmek ünlü değil. Bazıları da. Ünlü de var, ünsüz de var, ünlü olmaya çalışan da var. Yarı ünlü var. Bazıları da Fatih o kadar güzel, o kadar fit ki böyle bakıyorsun model gibi. Gerçek spor. İnsan spordan soğuyor onları görünce. Yani yapsam öyle olmayacak biliyorum. Yani artık, 50 çarpı 5 tane 10 tane squat çeksem acaba, ne olacak? Acaba spor salonları onlara bedava kapılarını açıp şunların arasında bir dolan da bir hevese gelsinler mi? Eskiden ben gaza gelmiyorum Mügeciğim, kusura bakma. Soğuyorum. Orada uzuyor. Evet. Kızlar kızlar gelir değil mi? Erkekler tabii. Kızlar doğru söylüyorsun. Ben de mesela keşke diyorum ki şey olsaydı ki vücudum müsaitti. Biraz hafif bir kaslı maslı bir şey olsaydım dedim. Düşünmüyor da değilim yani. Şimdi spor yapmam gerekiyor. Ama çünkü şey ayağım sakat, kulağım sakat, gözüm sakat. Kulağın orada. Yüzünden? Evet, ben bu arada şimdi ben valizim hazır, biletlerim hazır. Amerika'ya gidiyordum. Gidiyordum ama gidemiyorum.
Çünkü doktorum hani bir buçuk saat yolundaysa uçak diyor da 11 saatlik uçağın yasak olduğunu söyledi. Gerçekten çok zorluk çekiyorum kulağımla ilgili. Yani benim kulaklarım bayağı bir yırtık. Basınçtan çok yani yurt dışından teklif en az bir ay daha tedavi olmam gerekiyor. Ve ondan sonra da zaten ameliyat olmam lazım. Zaman bulursam ameliyat olacağım zaten. Bu kulağımla ilgili. Öyle bir durum oldu. Bu arada benim ayağım da sakat. Yani çok şimdi bir şey söyleyeceğim. Sevgili seyirciler belki görmüşlerdir. Ben uçaktan indikten sonra zaten böyle iniyorum. Yürüyemiyorum. O yürüyüş 50 metre yürüdüğümde benim bacağım kasıyor. Bu bel daralığı. Fıtık mı var? Fıtık başlangıcı. Ben yıllar önce spor yapmıştım. Fakat bu işte şeylerden sonra. Işte hastalıktan sonra bilmemden sonra. İnanın şuram kasılıyor. Asla yürüyemiyorum. Yani şey oluyorum bayağı bir sakat gibi yukalıyorum. O yüzden uçaktan sonra bir şey giyiniyorum. Ne derler? Yaşlılar programına hoş geldiniz efendim. Yani ben de biraz daha iltihap romatizmamdan, romatizm ağrılarından bahsedeceğim. Yapıyorlar diye. Hayır ya değil. Gözler gidik zaten. Gözlerimi şükür hallettim ama kulak mulak böyle. Ben yakın gözlüğü takıyorum. O yüzden... Diyor ki çıkar be diyor gözünü çizdir diyor. Ben gözler görmüyor. En azından bir buçuk ay ilaç tedavisi yapmam gerekiyor. Yasak yani. Bebeciğim çok hani... geçmiş olsun. Sağ ol evladım. Teşekkür ederim sana. Fatih. Sevgili Sibel Can o kadar eski tanıyorum ki küçücüktü. Tabii. Küçücük bir kızdı. Yani daha yeni dans falan ediyordu. O zamandan bu zamana o kadar yıllar geçti ve Sibel Can şu anda kayınvalide oldu. Yarın öbür gün de babaanne olacak. Genç bir kayınvalide. Yani inanılmaz bir şey. Çünkü çok genç gibi, yaşta anne oldu. Yani Oğulcan da öyle elimizde büyüdü. Oğulcan da elimizde. Ha Oğulcan da. Seda'nın oğlu. Evet. Elimizde büyüdü falan. Dün gibi biz yani. De inanamıyoruz. Maşallah. İdo'yu düşün. Tabii evlendirdik yani. Onu da. Evet. Şimdi Engin Can'ı evlendirdik. Ha, evet Zehra evet, aynı evet. Böyle yani. Nasıl buldun gelinin gelinliğini ve gelin hanımı nasıl buldun? Gelinlik çok hoş. En çok ne konuşuluyor? Yaşı çok merak ediliyor. Hatta kayınvalidesiyle Sibel Can'la abla kardeş gibi duruyorlar. Yaşları yakın mı diye soruyorlar. Yaşları yakın değil onu söyleyelim. Engin Can'la Merve Kaya yaşıtmış. İkisi de 30 yaşındaymış. Ama herhalde makyajdan ve bence saçından biraz dolayı biraz oynamış. Evet, biraz da dokundurmuş yüzüne. Oynamış. Hep diyoruz bir şeyler yaptırdığın zaman gençleşmiyorsun, aksine yaş alıyorsun. Bu fotoğrafta yine gayet iyi duruyor. Burada belli ki ama biraz da zaten filtre var burada. Filtre diğer değil, dokunulmuş. Tabii diğer fotoğraflara bak. Burada da Melisa'ya benziyor yalnız ha. Duruşu. Çünkü Engin Can bu Photoshop o işleri de çok iyi bildiği için belki eşine yapmıştır. Tabii doğru söylüyorsun. Evet. Diğer fotoğraflarda özellikle görüntülerde o güldüğü karelerde buralarda yaşından çok daha büyük gösteriyor. Ama şey zaten güldüğü zaman bakar mısın? Bence de botoks var güldüğü zaman buna kalkıyor. Bir de sanki dolgu da var öyle de yazanlar var. Dolgu olduğunu da söyleyenler var bize. Dolgu var. Evet. Şu yanaklarda dolgu, özellikle. Dudaklarda da hep var. Hep diyoruz gençleşim derken yaş alıyorsunuz. Genç yaşta yaptık evet. Çok genç evet. Yaşta. Bizim yaşımız, takipçilerimiz de sürekli yazıyor. Düğün karelerini paylaşan Instagram'daki magazin sitesi. ...nin altına da gelen yorumlar hep gelin damattan büyük mü, gelin damattan yaşıtlarmış. Büyük mü? Yaşıtlarmış. Öğrendiğimiz kadarıyla okul arkadaşlarıymış. Ama dediğiniz gibi bazen Photoshop teknikleri ya da yüzde yapılan bir takım estetik uygulamalar insanın yaşından daha büyük gösteriyor. Ama işte bu estetik uygulamalar, işte güzellik uygulamaları çok küçük yaşlara indi. Yani o yüzden de artık bunlara garip değil. Yani kendisi nasıl tercih ediyorsa öyle, gelin hanım da öyle tercih etmiş. Evet. Alan memnun, satan memnun. Yani sonuçta Allah tez zamanda Sibel Can'a bir torun verir. Evet. Yakında onun haberini veririz. Doğru söylüyorsun. Peki çok fazla ünlü yokken bu arada hemen düzeltelim. Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre de bize mesaj attı. Davet edilmişler fakat Sevim Emre uçağa binmekten korktuğu için Bodrum'a gidememişler. Aman boşver Sevim abla gitmeden güzel oturuyoruz burada. İstanbul'da yapılsaydı çok daha fazla kişiyi davet etmek durumunda tabii. Kalacaklardı ve masraf biraz büyürdü tabii o durumda. Evet. Onun için Bodrum biraz uzakta yapmak daha şey olmuş olabilir. Bugün nasıl başka bir düğün var? 11 Kasım. O düğüne gireceğiz ama evlilik sözleşmesi de merak konusuydu. Evlilik sözleşmesi de yapmamışlar. Bunu da belirtelim. Başka ne vardı mesela? Bir çok ünlü isim İbrahim Tatlıses niye gitmedi İbrahim düğüne? İbrahim Tatlıses yok. Başka onun çok yakın arkadaşları var. Seda Sayan mesela Seda yok. Seda Sayan yok ama galiba Hülya Avşar, Oğulcan var. Oğulcan orada. Hülya Avşar gitmeyebilir.
Evet. Evet doğru. Yanlışlar doğru. Bitmeyebilir. Doğru söylüyorsun. Ha tamam anladım şimdi. Evet, nerede evet. Oturacaklar? Çünkü şöyle bir şey var. Sibel Can hem yurt içi hem yurt dışına yaptığı yatırımlarla gayrimenkul zengini. Hem Miami'de hem işte İngiltere'de evet Londra'da başka Londra'da bir sürü İstanbul, evleri var. Miami arası mekik dokuyacaklar mekik aslında. Mekik dokuyacaklar. İstedikleri evde oturabilirler. Ne güzel, ne şanslı. Ben olsam Fransa'daki, Güney Fransa'daki evde otururum. Çok güzel. Ha, gelin çok şanslı, var. Öyle söyleyelim. Güney Fransa'daki evde otururum. Çok güzel orası. Ha gittin mi sen o eve? Yok gitmedim. Oraya da tatile oraya görmedim bile ben. Hı. Ama ben orada evin olduğunu biliyorum. Hı. Belki bir balayını... Bir de bir dergide çıkmıştı o evin fotoğrafları. Şahane bir. Evet, şahane dergide. Bir. Hatırlıyorum. Londra'daki ve Miami'deki özellikle evi de çok güzel. Miami'de evini sattı diye biliyorum ben. Ama Engin Can orada eğitim gördüğü için profilinde Miami, Londra, İstanbul yazıyor. İş yapıyordur belki. İş yapıyordur, evet. Fatih Üre'ye sorar mısınız? Seda Sayan ve Çağlar Ökten evliliği için çok uzun sürmez demişti. Bak 6-7 ay oldu. Ne zaman? Çağlar ile ömürlükmüş. Ben hala Seda kaderim için. Diyor. Bilmiyorum dedim. Dün akşam beraberdik, yemek yedik. Sanki ben de öyle bir şey hatırlıyorum ama sen böyle bir şey söyledin. Hadise için söyledim. Hadise ve Mehmet Dinçerler için. Dedi. Yok ama Seda şimdi, için de sanki böyle bir şey dedi. Allah bir yastıkta kocasın. Evet evet. Son nefeslerine kadar birbirlerine olsunlar ama 6-7 ay daha. Diyor. Daha 6-7 ay. Dün akşam yemekteydik beraberdik Seda, Çağlar filan. Aa dedikodular sende o zaman. Ha? Dedikodular çok iyiler, çok nasıl, mutlu. Nasıl liseli aşıklar gibi. Gerçekten çok mutlular ve Seda dedi hiç olmadığım kadar mutluyum dedi. Evet belli Seda Sayan'ın enerjisinden belli. Biz o masada ne konuşuldu? Ne kaynattınız? Biraz anlatacaksın reklamlardan sonra biraz. Çok özel vallahi çok güzel. Tamam anlatırsın anlat. Reklamlar efendim. Reklamlardan sonra. Reklamlar. Onun ağzıyla beraber. Senin ağız yapın moda oldu yalnız biliyorsun değil mi? Şöyle, herkes böyle artık. Evet böyle evet. Bir. Şöyle dudak. Neresi moda bunun? Vallahi moda oldu. Bazı fenomenler, her bazı şey... güzellerin dudakları buraya kadar geldi. Ha, orası yaptırdıkları o için. O gerdirmekten bana yaptırdılar diyor. Benim öyle bir şey yok. Ben korkuyorum. Ben her tarafımı yaptırdım. Ben yüzümü yaptıkça saklamadım. Söylüyorsun sen. Ama buradan korkuyorum. Nerede? Çünkü dudaktan bu mıymış? Biraz yaş ilerledikçe burası iyice düştü. Böyle bir şey yok, oldu. Kötü baksanıza. Bak. Fatih. Görmüyor musun bazı güzeller buradan çektikçe o çizgiler şuraya kadar geldi. Evet. Böyle oldu. Aynen öyle. Sen yalnız yaş aldıkça gençleşmişsin. Şu eskiden daha yaşlıymışsın öyle söyleyelim. Şu an evet, şu karelere baktığımız zaman. Şu hale bak ya rezillik. Sen geçen gün. Ya şu bunlar nasıl bir makyaj? Öyle bir makyaj. Lens takmıştım. Bak o senin lens çok. Pek de yakışmış. Ama size söyleyeyim mi o 25 sene önce falan. Tabii. Kesinlikle. 25 sene önce o. Çok yeni çıkmış ya. Evet evet. Her şey merak ediyoruz. Ne varsa 99-2000 yani. Falan. O tabii. Hayır ben televizyon programı o. Televizyonda ilk özel televizyonda ben program yaptım. Bu fotoğrafı gördüğün zaman böyle bir sinir oluyor musun? Olmaz olur muyum? Her şey, ben eski bütün fotoğraflarımda sinir oluyorum. Ciddi mi? Allah. Şu anki halinden memnunsun. Evet. Çok memnunum. Ama çok bir daha... yandan senin da... senin sırrın ne onu söyle. Nasıl sırrın, genç kalıyorsun? Tabii ki ben çok şey yıllar ha insan şey yaptım, diyeti yapıyorum, yaptım. Ha detoksu. Detoks, insan detoksu. Etrafımda çok insan. Kaç kişi gitti? Yanıtı sevmediniz mi? Kaç kişi gitti? Sayısız. Sayısın. Yakınımdan uzağımdan. Ciddi misin? Ciddi söylüyorum. Telefonu bayağı bir sildin. Kesinlikle. Bir 60 kişiyi sildin mi? Ne 60'ı? Geç. 100. 100 kişi gitti. Evet. İnsan detoksu yapın. Bu zamanda en güzeli o. Bak şuna bak şuna. O biraz Photoshop'lu kusura bakmayın. Yani biraz Photoshop biraz ama şey. Soldaki sen değilsin. Değil mi? Soldaki yani sen değilsin. Yani bizim kızlar söylesin. Be, ay rezil. Ay o soldaki bu sen değilsin. Benim, soldaki sen ama yani asla olamazsın. Resim kayması. Fakat o gözler kirpikler kendimin öyle takmamak. Bence bu ikisi de sen değilsin ha. Evet. Çok bu ikisi de sen değilsin. Şu an çok daha iyisin. Vallahi değil. Bu enteresan bir şey. Ama yani bak. Ama Fatih burada aa, çok tatlı. Kaç yaşındayım biliyor musunuz? 10 yaşı gözü. Tabii 16 filan. Tiyatroya evet, tiyatro yeni başladığın yıllar. Sana bir şey söyleyeyim mi? En iyi halin bak, şu anki halin. Şu an. Şu anki halin burada en iyi dur halin. Dur ve don. Evet öyle diyorlar. Yani sevgili seyirciler kusura bakmayın kötü görüntüler. Boş ver el alem ne derse desin. Hadi. El alem ne derse desin. Hadi. Diyelim. Sana teşekkür ediyoruz. Teşekkür yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.